Ben de kadın erkek kapsamında konuşmak üzereyim size. Evde yani hanımlar varsa, kadınlar varsa da onlarla biraz kades buluşu vereyim ki telefonlarını tamam, kades yüklesinler. Evet. Bu erkekler için, bu da kadınlar için. Zaten bir Karadeniz erkeği hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karadeniz kadını da evin reisidir zaten. Hadi bakalım. Ben de Sinop'un eniştesi. Sinop'un eniştesi. Aslen Cankır'lıyım ama İzmir'deyim. Önceli. Maşallah. Buyurun, kadına el kalkamaz diyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kaldırmıyorsun değil mi elini? Evet, evet. Kaç ayını geveceğim ya. Öyle mi? Eliyle başlığa da hemen geldim. Bak enişte buradayım. En güzeli. Yani, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kadına el kalkamaz diyorsun. He? Kalkamaz, doğmuyor. Kalkamaz. Sizler bizim evimizin direğisiniz, bereketlisiniz. Amin. Değil mi? Ailemizin direğisiniz. Hayırlısı. Tabii şiddete karşıyız. Kadına el kalkamaz diyoruz. O kadar. Değerini, kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle. Bu hem dini görevimiz, vicdani görevimiz, insanlığımızın bir insanlık görevi değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz bu duyarlılıkta olduğun için. Kalkamaz. Evet. Kalkamaz. Değil mi? Tabii. Sinoplu bir kadına hiç kalmadı. Biz Sinopluyuz. Elhamdülillah. Hayır ki, hayır diyorsun değil mi? Evet. İşte esas erkekleri... Her zaman kadınlar başımızı tazeder Sayın Bayram. O kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Bayram. Karadeniz erkeğine bu yakışır. İşte farkındalık yaratmak, kadına el kalkamaz mesajımızla, mottosuyla bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Emniyetimizle, jandarmamızla, işte şönümle bir farkındalık çalışması hep beraber işlerimizle, kurum müdürlerimizle yapıyoruz. Ve diyoruz ki kadına el kalkamaz. Teşekkür ederiz. Sizin faaliyetinizin devam edelim. Yeni var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda toplantı salonumuza giriş yapmıştır. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Kasım kadına yönelici gücü, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim değerli kardeşlerim. Dört kadın kardeşimizi dinledik. Duygulanmamak mümkün değil. Bu kadar büyük haksızlığa tahammül etmek de mümkün değil. Özellikle siyasilerin bunu görmesi lazım. Duyması lazım. Hissetmesi lazım. Bu haksızlığı gidermesi lazım. Araştırması lazım. Duyarsızlık en kötü şeydir. Duyarsızlık haksızlığı besler. Duyarsızlık şiddeti besler. Duyarlı olmak lazım. Yeri geldiğinde kadınlarla ilgili çok güzel sözler söylüyoruz. Ama yeri geldiğinde insanoğlu acımasız oluyor. Neden? Hangi gerekçeyle? Her birimizin siyaseten her birimizin tek tek sorumluluğu var. Şiddete uğrayan kadınlar sadece bir partinin üyeleri değil.
Partisiz olan var, değişik partilerin üyeleri olanlar var, kırsalda yaşayanlar var, kentte yaşayanlar var, eşinden ayrılanlar var, evlenenler var, evlilik içinde yaşamını sürdürenler var. Dolayısıyla şiddetin hayatın her alanına sirayet ettiğini görüyorsunuz. Bu sorunla nasıl mücadele edilir? Değerli kardeşlerim, bir sorunla mücadele etmek için, yani o sorunu ortadan kaldırmak için, sorunun muhataplarıyla oturup bir konuşmak lazım. Gerekçelerini bir bilmek lazım. Kadına yönelik şiddetin bu kadar ağır boyutlara ulaşmasının bir sebebi var. Siz bu nedenleri ortadan kaldırabilirseniz en azından asgariye indirmiş olursunuz. Az önce uyuşturucudan söz edildi. Bağcılar'da, İstanbul Bağcılar'da bir evladın, uyuşturucu müptelası olan bir evladın annesinin kafasını keserek sokağa atması ne demektir? Türkiye'nin bu acıyı hissetmemesi mümkün mü? Nasıl oluyor da uyuşturucu baronları Türkiye'nin bütün coğrafyasında at koşturabiliyorlar? Anne baba bana anlattılar. Akşam yatarken yatak odamızın sürgüsünü çekiyoruz diyorlar. Evladımız uyuşturucu kullandığı için ne yapacağını bilmiyoruz diyorlar. Fakir ailelerin çocuklarından başlıyorlar. Onları önce çantacı yapıyorlar, alıştırıyorlar. Ve şiddete açık bir tablo çıkıyordu yani. Alkol bağımlılığı, bu da şiddeti artıran unsurlardan birisidir. İşsizlik, şiddeti artıran sorunlardan birisidir. Anne işsiz, baba işsiz, evlatlar işsiz, evde ne olacak? Alışılagelmiş erkek egemen bir kültürümüz var. Bu kültürün de değişmesi lazım. Erkek egemen kültür olmaz. Kadınla erkek elmanın yarısı gibidir. Eşittir. Haklarının eşit olması lazım. Daha da önemli bir şey, eğer kadın iyi eğitilirse toplum eğitilmiş olur. Yani ailede eğitimin ilk basamağı annedir. Anneden öğreniriz dilimizi, okumayı, yazmayı, üç aşağı beş yukarı, sevgiyi, hoşgörüyü anneden öğreniriz. Baba biraz otoriter, ben de aynı yapı içinde geldim. Babamızla biz konuşamazdık. Babamın hiçbir çocuğunu kucağına aldığını görmedim. Ama ben bütün evlatlarımı kucağıma aldım. Sevdim evlatlarımı. Önce annem yadırgadı. Babamın yanında niçin çocuklarını kucağına alıyorsun diye. Anne ben seviyorum çocuklarımı kucağıma almaktan. Çocuklarım arasında hiçbir ayrım yapmadım. Ama bulunduğum coğrafyada, çocukluğumun geçtiği coğrafyada kız çocukları okula gitmezdi. Büyük ablam hala hayatta ve okuma yazma bilmez. Ama ben kız evlatlarımı okuttum, onlar üniversiteye gittiler. Dünyadaki değişimi her tarafa yansıtmamız lazım. Her yere yansıtmamız lazım bir şekilde. Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi ve sayın bakanım, değerli konuklarımız. Bugün 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kadın konuk evlerinde hizmet alıp hayata tutunabilen şiddet mağduru kadınlarımızın
kısa hikayelerini getiriyoruz huzurlarınıza. Benim hayatım aslında 3 yaşındaki oğlumun anne bu evden gidelim demesiyle başladı. 22 yaşındayım. 18 yaşında başladım hikayemi. Yaşından bayağı fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Ayrılma sebebim buydu. Ayrıldıktan sonra aileden taraf sıkıntı yaşadım. 4 çocuk annesiyim. 30 yıllık evliliğim var. Şiddet mağduru bir kadınım. Şiddet mağduruyum. Hiç bilmediğim, etmediğim şehirden İstanbul'a geldim. Çocuklarımla birlikte hamdolsun. Devletime sığındım. 3 çocuk annesiyim. İstanbul'a çocuğumun tedavisi için geldim. 10 sene boyunca ben sürekli şiddet görüyordum eşimde. Eşim madde bağımlısıydı. Çok bunalıma girdim ben de. Çocuklarım hep ben sahip çıktım. Sürekli omuzumda bir yük vardı yani. Benim çocuklarım biz sofraya oturamıyorduk. Onun korkusunda yemek yiyemiyorduk. Babasının yüzünü görmek istemiyor. Abla gidecek yerin falan var mı? Yok dedim, hiç kimsem yok. Ben de çocuklarım, başka hiç kimsemiz yok dedim. Var ama yok. Karakola gittim. Tabii beni sokağa attı işim. Kadın konuk evine gitmek istiyorum ben dedim. Gidecek yerim yok. Ben bilmedim kadın sığınmayı, bilmiyordum. Öğrendim. Nasıl sahip çıktıklarını biliyorum. Ya aslında orası insanın ailesi oluyor. Ben sığınma evlerinden, konuk evlerinden haberim yoktu. Bana bunu polis kardeşim söyledi. Bak çok güzel devletimizin imkanları var. Sonra benimle ilgilendiler, aldılar. Sonra uzun bir süre kaldım orada. Bu sürede çalıştım. Ondan sonra çocuklarım kreş desteği, okul desteği, her türlü desteği aldılar. Hayatımda çok şeyi değiştirdim. En son konuk evine gittim. 5 ay süre içerisinde tek başıma hayata tutulmayı öğrendim. Yapabileceğimi öğrendim. Ev konusu olsun, kira konusu olsun, çocuğum için okul konusu olsun. Bu tarz şeylerde bayağı bana yardımcı olup ve hizmet sundular. Bana verdikleri katkı sayesinde ben tekrar bir düzen kurabildim. Tekrar bir hayat kurabildim. Onlar sayesinde ayakta durabildim. Nasıl toprağımız sağlam, bereketliyse devletimiz de öyle. Çünkü devletimiz benim elimden tuttu. Yani bir elinden tuttu, kaldırdı. Allah'ın bana uzanan eliydi. Hani ben çok şükür şu anda kendimi güçlü hissediyorum. Mücadele ediyorum. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza seslenmek istiyorum. Ben kendi adıma çok çok teşekkür ederim. Sokakta kalmaktan kurtuldum ve benim şu anda kendime ait bir yuvam var. Başardım, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Ve bunu herkes yapabilir. Bence bu kurumlar çoğalmalı. Daha çok kadına yani ulaşılmalı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kadına şiddet insanlığa ihanettir. Yasalarımızda, uygulamalarda yaptığımız değişikliklerle kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Terör örgütünün insan canına, özellikle de kadınlara yönelik saldırılana aynı tepkiyi göstermenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Her türlü sapkınlık gibi ülkemizi kana bulayan bu kadın ve çocuk katili terör örgütünün de arkasında duranlar, yaşanan vahşete, dökülen kana, işlenen insanlık suçuna ortaktır. İşte daha yeni İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemini bu terör örgütleri neyle izah edecekler? En ufak bir açıklamalarını duydunuz mu? Konuştular mı? Ne ana muhalefet, ne yavrusu konuştu mu? Konuşmadı. Konuşacak sözleri yoktu onun için. İşte bu bakımdan ben orada şehit edilen o 3 yaşında, 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım. Evet.
çok çalışacağız. Koşacağız. Önümüzde kar var. Kar kış demeden koşacağız. Ve inşallah 2023 bunlar için bir son olacak. Benim buna imanım var. Benim buna inancım var. Biz terör örgütü kullanıyor, istismar ve tahrik ediyor diye kötü örneklere bakarak insani ve vicdani görevlerimizden elbette vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizde misafir ettiğimiz çok büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan mazlumları, mağdurları korumaya, yaşatmaya, geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. İşte particiklerden bir tanesi. Dün Gaziantep oradan Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta kalkmış, orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca tabii ferasetiyle konuşur benim halkım, benim milletim. Bugün bunun yeri değil. Lütfen bak, Büyükşehir Belediye Başkanı dün buraya geldi. Siz de bugün burada lütfen siyaset yapmayın deyip kovdular ve o da gidip bir dükkana sığındı. Daha dur, bu iyi günleriniz. İyi günleriniz. Kadın ve çocuk katili bu terör örgütüyle omuz omuza, dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023 bir ders yılı olacaktır. Bunların riyakar tutumu muhataplarımızın yüzüne vurarak inşallah zafere hep beraber yürüyeceğiz. Sınırlarımızın ötesinde oluşturmakta olduğumuz güvenlik kuşağıyla aynı zamanda milyonlarca masum kadının ve çocuğun da hakkını müdafaa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu kuşağı batıdan doğuya tüm sınırlarımız boyunca tamamlayarak hem kendi vatandaşlarımızın hem oralarda yaşayan insanların geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Bu duygularla bir kez daha kadına yönelik şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nün ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Önümüzdeki yıl için belirlediğimiz faaliyet planını çok daha fazlasıyla hayata geçirme kararlılığımızı tekrar ifade ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Bakanımızın eli belinde motifle hediyeleri günün anlamını pekiştirir nitelikte. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanımıza veriyor Sayın Bakanımız. Anadolu irfanında müstesna bir yere sahip olan, kadını simgeleyen eli belinde motifi kadınlarımızın üretkenliğini ve bereketini anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ı saygı ve hürmetle uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Güçlü kadın, güçlü Türkiye, güçlü aile. Kadına şiddete sıfır tolerans. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer hanımefendiyi saygı ve hürmetle uğurluyoruz. Bildiğiniz gibi 25 Kasım tüm dünyada kadına yönelik şiddetin konuşulduğu ve şiddetle mücadelenin öneminin altının çizildiği bir gün. Kadına şiddet, savunmasız olana güç gösterisi yapmak,
Bu şekilde tahakküm kurmaya çalışmak kabul edilemez bir durum. Ve çoğunlukla ev alanında kontrol mekanizmalarının uzağında gerçekleşmesi gibi. Bu unsurlar kadına yönelik şiddetle mücadelede genel şiddetten farklı özel yaklaşımlar gerektiriyor. Pek çok kadın en güvende olması gerektiği yerde en yakınları tarafından şiddete uğruyor. Fakat bazen sesini bile duyuramıyor ve bir kısmı cinayete kurban gidiyor. Böyle uluslararası bir günün olması bu acıların son bulması için farkındalık oluşturmak adına çok önemli. Sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirerek, bilimsel araştırmaların çıktılarından faydalanarak şiddetin farklı boyutlarına dikkat çeken içerikler üretiyoruz. Bu yılki kampanyamızın temasını ise ısrarlı takip olarak belirledik. Hazırladığımız kamu spotuyla ve sosyal medya içeriklerimizle ısrarlı takibin hak ihlali ve bir şiddet türü olduğuna dikkat çekmek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ısrarlı takibin artık suç kapsamına alındığını kampanyamız vasıtasıyla herkese duyurmak istiyoruz. Çünkü özellikle son yıllarda kadınların gerek fiziksel, gerekse telefon ve sosyal medya üzerinden ısrarlı takibe maruz kaldığını biliyoruz. Hangi yolla olursa olsun ısrarlı takip, kadını korkutan, tedirgin eden, baskı altına alan, onun huzur ve sükununu bozan ve güvenlik endişesi taşımasına yol açan bir eylemdir. Daha da önemlisi, her ısrarlı takip fiziksel şiddete dönüşme potansiyeli taşır. Yani ısrarlı takip şiddetin öncülerinden biridir. Bu sebeple kadınların sıklıkla maruz kaldığı ısrarlı takip eylemlerinden yola çıkarak bir spot film hazırladık. Az sonra izleyeceğimiz bu filmde pek çok kadının hikayesinde yer alan o tanıdık sahneleri göreceğiz. Toplumda bilinç ve farkındalık oluşması adına kampanya boyunca kamu spotumuz, saha çalışmalarımız ve sosyal medya içeriklerimizle ısrarlı takibi anlatacağız. Rahatsız, tedirgin veya huzursuz olduğunda, korktuğunda, kendini güvende hissetmediğinde yasaya tutun, o seni korur diyeceğiz. Israrlı takip bir şiddet türüdür ve suçtur sloganımızla bu eylemi hafifletmenin, görmezden gelmenin veya sessiz kalmanın doğuracağı olumsuz sonuçların altını çizeceğiz. Şunu da ifade etmeliyim ki, ülkemizde 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun halen en etkili yargısal önlemlerden biri. Devletin attığı yeni adımlarla kadına şiddet konusunda ciddi bir yol kat edildi. Kadınlar bu süreçte önemli hukuki kazanımlar elde etti. Zaman zaman bu kazanımların çeşitli algı manipülasyonları ve yalanlarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını üzülerek gözlemliyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyim ki, bu itibarsızlaştırma girişimlerinde öne sürülen hiçbir iddia, şiddet gören kadınların mağduriyetlerinden daha önemli değil. Bu karalama kampanyalarını yürütenlerin samimiyetine inanmak da oldukça güç. Zira meseleleri gerçekten çözüm olsa, gerçekten aileyi korumak olsa, kendi evinde günlerce dayak yiyen kadınların çığlığına kulak verirlerdi. Çünkü aileyi korumak, o annenin şerefli bir insan olarak yaşayabilmesini sağlamak ve onun haysiyetini, onurunu korumaktan geçer. Elini taşın altına koymadan sadece eleştirenler, gözleri önünde annesine şiddet uygulanan çocukları korumak için ne yapıyor? Annesi babasının şiddetine maruz kalan ve bu durumlara şahit olarak büyüyen bir insanın sağlıklı aileyi inşa etmesi ne kadar mümkün olur? Kadına yönelik şiddetle ve her türlü şiddetle mücadele bu bahsettiğim dezenformasyonla da mücadeleyi gerektirir. Bununla birlikte kadına yönelik şiddet sorununu sadece kanunlar, yasal düzenlemeler ve cezalarla çözemeyiz. Bu meseleye herkesin öncelikle insani, ahlaki ve vicdani çerçevede yaklaşması gerekir.
Bu çerçevede de şiddete destek veren zihniyetin dönüşmesi elzemdir. Kadının insanlık onurunun korunduğu, sevgi ve merhametin hakim olduğu ilişkiler, güvenli aileler ve sağlıklı nesiller adına toplumun her bir ferdini şiddete karşı mücadelede sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz. Toplumsal bilinçle, yasal düzenlemelerle, caydırıcı cezalarla, devlet, sivil toplum işbirliğiyle ve en önemlisi de kadın erkek hep birlikte bu insanlık ayıbının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Israrlı takip bir şiddet türüdür ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Yasaya tutun. Gerek Türkiye'de gerek dünyada kadına yönelik şiddet bir vaka. Bunu kabul etmemiz gerekiyor öncelikle. Bunu kabul etmeden mücadeleye başlayamayız. O anlamda biz bugünü çok önemsiyoruz ve KADEM kurulduğundan beri 25 Kasım da belli etkinlikler, kampanyalar düzenliyor. Sahada bulunuyoruz tüm temsilciliklerimizle birlikte. Bugün de burada kısa bir filmle bu sene bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Konumuz ısrarlı takip. Bildiğiniz gibi ısrarlı takip kısa bir süre önce artık ceza kanununa girdi ve bir suç kapsamında artık değerlendiriliyor. Tabii ısrarlı takip nedir? Bunu biraz topluma anlatmak istedik. Sadece fiziki de olmuyor bu maalesef. Sosyal medya üzerinden, dijital mecralardan rahatsızlık verici, maalesef tehdide varan ve fiziksel şiddete yönelerek oraya kadar varan bir süreç. Bunu kısa bir filmle anlatmaya gayret ettik. Ve toplumda farkındalığı uyandırmak, insanların bu konudaki duyarlılığını arttırma çabamız var. Ve bu suçun da cezasının hapis olduğunu vurgulayarak bu anlamdaki önemi de tekrar ortaya koymak istedim. Saygıdeğer hanımefendi ve kıymetli misafirlerimiz, kadına yönelik şiddeti önlemek herkesin görevidir. Şiddete hep birlikte dur diyelim diyerek yola çıkan ve ilgili tüm bakanlıklarının koordinasyonunu sağlayarak emin adımlarla çok önemli uygulamaları kararlılıkla hayata geçiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, sayın bakanlarım, sayın milletvekillerimiz, basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele 4. ulusal eylem planımızın 2023 yılı faaliyetlerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bakanlığımızın koordinasyonunda kadına yönelik şiddetle mücadelede ana paydaşlarımız olan Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla 2022 yılında eylem planımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların da bir değerlendirmesini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli misafirler, şiddet olgusu kişilerin hayat kalitelerini büyük ölçüde zedeleyen, yöneldiği kişi ve gruba zarar veren sosyal sorunların başında geliyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyon insan şiddet sebebiyle hayatını kaybediyor. Şiddetin yaş, milliyet, eğitim ve kültürel değerleri gözetmeksizin hemen her ülkede yoğun olarak yöneldiği kesimlerden birisi ise maalesef kadınlar. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her 3 kadından biri hayatının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Bu haliyle kadına yönelik şiddet küresel bir sorundur ve temel insan haklarının ve özgürlüklerinin ihlalidir. Kadına yönelik şiddeti diğer şiddet türlerinden ayıran en önemli fark,
kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucu ortaya çıkmasıdır. Bir diğer önemli nokta ise kadına yönelik şiddetin aile içinde yani özel alanda meydana gelmesi, bu haliyle dışarıya paylaşılmaması ve gizli tutulmasıdır. Filmde de izlediğimiz gibi kişilerin insanlık onurunu zedeleyen şiddet, sağlıklı bir toplum olmanın önündeki en büyük engellerden birisidir ve geleceğimize yönelik ciddi riskler barındırmaktadır. Korumaya aldığımız kadınların hikayelerinde gördünüz, bizzat kendi ağızlarından hep birlikte dinledik. Kadına yönelik şiddet en başta ailenin düşmanıdır. Bir evde şiddet varsa artık o evde yaşamanın mümkün olmadığını bize göstermektedir ki misafirlerimizden birisi 3 yaşındaki oğlunun ifadesiyle artık bu evden gidelim dedikten sonra evden ayrılmaya karar verdiğini ifade ediyor. Aile içi şiddetten en çok etkilenenler yine gördüğümüz üzere etkilenenlerin başında çocuklar gelmektedir. Bu noktada bize düşen görev zarar gören herkesi o zarardan kurtarmaktır. Bu vesileyle 25 Kasım bizim için kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kamuoyunda daha görünür kılmak üzere tarihe not düşülen anlamlı bir gündür. Fakat elbette bu şiddetle mücadelemizi bir güne indirgediğimiz anlamına gelmiyor. Şiddetle mücadele uzun soluklu bir süreçtir ve şiddet vakaları son bulana dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, bakanlık olarak ürettiğimiz tüm politika ve hizmetlerde önemli vurguladığımız bir nokta var. Biz çalışmalarımızı aile odaklı devam ettiriyoruz. Aile odaklı bir anlayışla yürütüyoruz. Ailenin birliği, refahı ve bütünlüğünü korumak üzere farklı hizmet modelleri üretiyoruz. Fakat burada bir soru sormak istiyorum. Hangi aile? Nasıl bir aile istiyoruz? İçinde her türlü şiddetin, haksızlığın ve istismarın yaşandığı bir aile mi? Yoksa sağlıklı, mutlu, huzurlu üyeleri olan, birbirini tamamlayan kişilerden oluşan bir aile mi? Elbette kastettiğimiz sağlıklı ve mutlu bireylerden oluşan güçlü aileler. Çünkü biz güçlü ailelerin güvenli toplumları oluşturacağına inanıyoruz. Ve yine inanıyoruz ki önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapacak olanlar da bu güçlü aileler olacaktır.